Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir oyun videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere yüksek kaliteli grafiklere, çeşitli silahlara ve büyüleyici oyun modlarına sahip çevrim içi birinci şahıs bir nişancı oyunu ile gelmiş bulunmaktayım. Oynayacağımız oyunda DAS gibi popüler haritalar da mevcut. Bu arada oynayacağımız oyunun ismi Taktik Shoot. Bu oyun düşük bütçeli cihazlarda bile rahat bir oyun deneyimi sağlamak için optimize edilmiş, canlı ve gerçekçi grafiklere sahip bir nişancı oyunudur. Oyunun hoş ve çekici görselleri oyun deneyimini üst düzeyde tutarak oyundan keyif almanızı sağlıyor. Oyunda takımlı ölüm maçlarından tutun, AWP modu da dahil çeşit çeşit oyun modları sunuyor arkadaşlar. Becerinize en uygun modu seçip arkadaşlarınız ile veya tek başınıza oynayabilirsiniz. Eğer ki bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız bu video tam size göre arkadaşlar. Hazırsanız bir de oyun için neler var bir göz atalım arkadaşlar. Sol alt kısımdaki ayar simgesi dikkatimizi çekiyor. Hemen ayarlara bastığımızda 7-8 adet seçenek çıkıyor. Ayarlar tamamen size ve cihazınızın performansına kalmış arkadaşlar. Benimki bu şekilde. Dokunma ve nişan hassasiyeti olmak üzere 2 hassasiyet, otomatik ateş, oyun sesi, buton düğme yerleşimi, grafik kalitesi, render alma mesafesi ve sis olmak üzere 7-8 adet ayar seçeneğimiz var. Size şu şekilde göstereyim. Benim ayarlarım aim hassasiyetim bu şekilde 0744'te ikisi de otomatik ateş bende kapalı, siz de kapatabilirsiniz veya açabilirsiniz. Oyun sesi %70'te, bunu %100'e çekebilirsiniz. Buton ayarları da şu şekilde, 4 parmak ayarı yaptım ben arkadaşlar kendime, siz de yapabilirsiniz. Sabit ateş tuşumuz da mevcut, bilginiz olsun. Yalnız sabit nişangah tuşu yok. Onu da söyleyeyim size. Grafik ayarlarımız sonda. Render kalitesi de yine sonda. En yüksek seviyede sis ayarımız da açık. Tekrardan şöyle ana menüye geldiğimizde sol üstte ismimizin olduğu seçenekte buradan ismimizi değiştirebilirsiniz. Profilinizi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca seviyeniz arttıkça size oyun hediyeler veriyor. Buradan bilginiz olsun. Tekrardan ana menüye geldiğimizde aşağıda iki seçenek var. Bir tanesi envanterimiz şu şekilde. Silah desenlerinizi buradan kuşanabiliyorsunuz. Eldiven vesaire, şapka falan, karakter şu şekilde desenleri de göstereyim size. Oyunda gerçekten kaliteli desenler var. Şöyle tekrardan ana menüye geldiğimizde şurada da mağazaya giriyoruz. Mağazada kasalar var. Şuradan kasaları alabilir, envanterde açabilirsiniz. Şurada da silahlarımız var. Silahların kilidini açabilirsiniz. Burada karakter falan var. Şu şekilde tekrardan ana menüye geldiğimizde sağ altta oyun başlama seçeneğinin üstünde Lobby with Friends seçeneğinden arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Arkadaşınız isteğinizi kabul ettiğinizde buradan davet edip oyuna başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz oyuna tek başlayacağımız için hemen başlaya tıklayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 oyun modumuz var. Ben burada en sevdiğim AWP ve silah oyunu. Şu an silah oyunu oynayacağım. Size o şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi 5 farklı modumuz var. Ve 5 farklı harita ile birlikte. İçlerinde DAS da var. 10 seconds later. Arkadaşlar oyun gerçek oyuncu bulamadığında oyuna bot atıyor. Bu da bir yandan iyi bir şey. Yani boş boş gezmiyorsunuz haritada. İlla oyuncu oluyor yani bot olsa bile. Böyle başlayalım. Bir dakika ben 25 yıldan dur. Lan ne azgın çıktım, bir dur be. Şey yatalım. Daha kaçmayacağım. Ben botumu niye çaldın? Bot çaldı ya. Bir bakıyor bir de bana bakıyor öyle. Bizim botçuklar nerede savaşıyor? Soldan mı gittiler ona? Soldan gitmişler. Ancak. Ah be, sıkamadım. Sıkamadım. Oyunda jiroskop olsa daha iyi olabilirdi bu arada. Umarım en yakın zamanda gelir. Yapışır bu oyuna.
Evet arkadaşlar, oyunumuz böyleydi. Eğer ki ilginizi çektiyse oyunu mağazadan arata bindirebilirsiniz. Veya her videodaki gibi açıklamaya linki koyuyorum zaten. Linke basıp oyun mağazasına ulaşıp oradan indirebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu sonlandıralım o zaman. Oyunu ve videoyu beğendiyseniz bir like ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.